Amatör Akademi'den herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu kişisel gelişim kitap serisi. Bu kişisel gelişim kitap serisi aynı zamanda aslında biz engelliler için veyahut da insanlar için bir taraftan da motivasyon serisi gibi de düşünebilirsiniz. İnsan okuduğunda duygu durum düşüncesinin kaynağını öğrendiği zaman hayata bakış açısı, olaylara bakış açısı gerçekten çok farklı oluyor. Yani ve istikrarlı bir şekilde yorulduğunda bir psikoloğa haliyle gidemediğiniz zaman aslında evinizdeki bir dostla, bir arkadaşla, bir psikologla sohbet etmişçesine rahatlıyorsunuz. Evet, bugünkü kişisel gelişim kitap serimizin kitabı Stres Kendine Güven Mücadele Ruhu. Cengiz Erşahin'in kitabı. Size kitabın içinden iki bölüm okuyacağım. Bu okumak istediğim bölümlerde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle. Hayal gücünüzü kullanın. Her gün ya eğer soruları sorun. Mesela ya erkeklerin de çocukları olsaydı toplumumuzda neler değişirdi? Ya hız limitlerine göre yollar belli bir renkte olsaydı? 90 için yeşil, 50 için sarı ve 30 için kırmızı olsaydı? Oldukça renkli bir toplum olurduk herhalde. Ya insanın ortalama ömrü 150 yıl olsaydı? Yaşlanmaya bakışımız nasıl olurdu? Gelecek için nasıl yatırım yapardık? Aileler de belki 6 jenerasyon bir araya gelirdi. Ya hayatımızı sondan başa doğru yaşamış olsaydık? Nebraska'da yaşlı bir adam yaşardı. Patates ekimi için bahçeyi bellemesi gerekiyordu. Ama bu çok zor bir işti. Tek oğlu olan David ona yardım edebilirdi. Fakat o da hapisteydi. Yaşlı adam oğluna bir mektup yazdı ve sorununu açıkladı. Sevgili David, patates bahçemi belleyemeyeceğimden kendimi çok kötü hissediyorum. Bahçeyi kazmak için oldukça yaşlanmış sayılırım. Burada olsan bütün derdim bitecekti. Biliyorum ki sen bahçeyi benim için hallederdin. Sevgili baba, oğlundan mektup geliyor. Birkaç gün sonra oğlundan bir mektup aldı. Babacığım, Allah aşkına bahçeyi kazma. Ben oraya cesetleri gömmüştüm. Sevgiler, David. Ertesi gün sabaha karşı FBI ve yerel polis çıka geldi ve tüm bahçeyi kazdı. Ama hiçbir cesede rastlamadılar. Yaşlı adamdan özür dileyerek gittiler. Aynı gün yaşlı adam oğlundan bir mektup daha aldı. Babacığım, şimdi patatesleri ekebilirsin. Bu şartlarda yapabileceğimin en iyisini yaptım. Yani aslında şartları zor ya da imkansız gibi şeylere, klişelere sokan biraz da biziz. Sevgiler David, bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız gerçekleşme ihtimalini otomatikman devre dışı bırakırsınız. Bir şeyi hayalini kurduğunuzda her hayalini kurduğunuza erişemezsiniz. Burada kitapların anlatmak istediğini düşünün, hayalini kurun ve hani uğraşın dedikleri konu aslında kişinin yeteneği varsa, yetenekleri üzerinde bir beceri sahibi ise o becerileri üzerinde kurduğu o hayale ulaşabilir. Ama sen oturduğun yerden oto tamircisisin, ulan ben başbakan olsam falan diye düşünüyorsan buna ulaşamazsın. Çünkü başbakan olabilmen için önce bir siyasi bir oluşumun içinde olman lazım. Bir partinin gençlik kolları hareketinden gelmen lazım. Ama ben iyi bir tamirci olmak istiyorum diye düşündüğün zaman da gitmen gereken nokta iyi bir okul önce. Veyahut da bir çıraklık olarak bir sanayide bir dükkan. Gidip de yani bir siyasi partinin gençlik kollarındaysan da kalkıp da ben iyi bir tamirci olsam diye düşündüğünde gidip bir tamirci olamazsın herhalde. Yani bu böyle bir şey. Yeteneklerimiz doğrultusunda hayal kurmanız gerekiyor.
Hayatınıza sahip çıkın. Ömer. Hayatınıza sahip çıkın. Hayatınızın başlangıcından sorumlu değilsiniz. Ama finalinden sorumlu olacaksınız. Üstün dökme. Neden aklı başında yetişkin, sağlıklı, gücü kuvveti yerinde bir insan hayatının sorumluluğunu ele almaz? Neden dünyayı tek bir kişi değiştirebilirken, peşinden milyonları sürükleyebilirken, tek bir insan bir ulusu ayakta tutabilirken, hayatta birçok talihsizlik yaşayıp, bütün olumsuz şartların üstesinden gelerek çevresini ve insanlığı gıpta ile baktırırken, dünyanın şaşkın bakışları arasında imkansızı başarırken, neden kendimizi bir kurban gibi görürüz? Neden işler yolunda gitmeyince birçoğumuz durup düşünmeyi ve hatalarımızı kabullenmeyi reddedip hemen suçlayacak birilerini arar? Tüm sorumluluğu ele almak demek, o andan itibaren hiçbir mazeretimizin kalmaması demektir. Benim için en can alıcı nokta geliyor. 7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. Yalnız ve içine kapanık biri olarak yaşamaya, oradan oraya sürüklenmeye başladı. 8 yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı. Zamanını tarlalarda kargaları kovalamakla geçirdi. 10 yaşında yüzü kanlar içinde kalacak şekilde yeni okulundaki hocasından dayak yedi. Ailesi onu okuldan aldı. Sinirden ve korkudan 3 gün evinden çıkamadı. 17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli not ortalamasını tutturamadı. 24 yaşında tutuklandı, günlerce sorguya çekildi ve 2 ay tek başına bir hücrede hapis yattı. 25 yaşında sürgüne gönderildi. 27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşı, kendisinin de üyesi bulunduğu derneğin çalışmaları ile kahraman ilan edilirken kendisi hiç önemsenmiyordu. Doğduğu şehrin merkezinde rakibi törenle karşılanırken o kalabalık arasında yalnız başına olanları izliyordu. 30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman elinden kurtarmaya çalışırken doğduğu şehir düşmanların eline geçti. 30 yaşında amiri onu kendisinden uzaklaştırmak için başka göreve atanmasını sağladı. Yeni görevinde fiilen işsiz bırakıldı, aylarca boş kaldı. 37 yaşında böbrek hastalığından Viyana'da 2 ay hasta ve yalnız halde yattı. 37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu dağıtıldı. 38 yaşında Savunma Bakanı tarafından görevinden alındı. 38 yaşında bir toplantıda giyebileceği tek bir sivil elbisesi bile yoktu ve başkasından bir redingot ödünç aldı. Ayrıca cebinde sadece 80 lirası vardı. 38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkarıldı. 38 yaşında en yakın 5 arkadaşından 3'ü onun kongre temsil heyetine üye olmaması için oy kullandı. 39 yaşında idam cezasına çarptırıldı. Sonra ne mi oldu? 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Başarınızın önündeki engel ne? Paranız mı yok? Atatürk'ün de yoktu. Sağlığınız mı bozuk? Atatürk'ün de bozuktu. Çevrenizde sizi çekemeyenler mi var? Atatürk'ün de vardı. Bazı yakın arkadaşlarınız size arkadan mı vurdu? Atatürk'ü de vurdular. Aileniz çok zengin değil miydi? Atatürk'ün de değildi. Amirleriniz hakkınızı mı yiyor? Atatürk'ün de yemişlerdi. Sizden daha beceriksiz ama hırslı insanlar sizden daha hızlı yükselip size amirlik mi yapıyor? Atatürk'ün de başına gelmişti. Geçmişte bazı denemelerinizde başarısız mı oldunuz? Atatürk de olmuştu. Hakkınızda idam fermanı çıktığı için mi başarılı olamıyorsunuz? Herhalde şu anda kimsenin başında böyle bir durum yoktur. Atatürk'ün de başına gelmişti. Ona para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Silah yok dediler, halledilir dedi. Ve sonunda tüm dedikleri oldu. Mustafa Kemal Atatürk. Bu kadar badire Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başından. Tabii kalkıp da bir Atatürk'le soyunacak halimiz yok. Ama hayatındaki zorlukları göz önünde bulundurduğunda Türk milleti zekidir, çalışkandır diyen bir yiğidin, bir aslanın bizler
nesliyiz. O zaman demek ki birazcık ayağa kalkmamız gerekiyor. Yani arkadan birilerinin popoflamasını beklemeden bizlerin de bir şeyler yapabilmek için mücadele etmesi gerekiyor. Evet, işte birilerinin bizleri popoflamasını beklemeden mücadele etmek için en iyi dost kişisel gelişim ve psikoloji kitaplarıdır. Özellikle de biz engeller, engelliler için bana göre böyle. Yani hayatı bir pencerenin arkasından sinema vizyonu seyreder gibi seyretmek zorunda bırakılan, aslında engelli olmayan ama sistemin engelli ilan ettiği bizlerin bu kitaplardan ve psikolojik destek videolarından YouTube'daki yararlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle ekonomik bağlamda da biz ülkemizde yaşayan birçok engellinin özel psikologlara gidip, özel kliniklere gidip destek alabildiği söylenemez. İşte burada devreye giren, gerçekten işini çok harikulade ve güzel yapan psikologlar, YouTube'dan yayın yapan psikologlar devreye giriyor ve bundan sonraki videomda o olacak. Biz engelliler için evde bedavaya psikolojik destek ve motivasyon videosu paylaşan değerli YouTuber psikologlar olacak. Hepsi işlerinde ve dallarında başarılı insanlar. Bunun tek tek tanıtımını yapacağım, kanallarını ve izlemenizi tavsiye edeceğim. Bugünkü konumuzda kişisel gelişim kitap tavsiyesiydi. Sevgili dostlarım, sağlık, huzur ve refah içinde hoşçakalın.